Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da özellikle 1 Temmuz'da AK Parti iktidarının 2017 tarihinde çıkarmış olduğu kanunla sarmalık tütün ticaretine getirilen hapis cezasının yürürlüğe girmesiyle birlikte tütüncüler sesini duyurmak adına, demokratik haklarını kullanmak adına alanlara çıktılar, meydanlara çıktılar ve bu hapis cezasına tepki gösterdiler. Tabii bu tepkilerden sonra ne oldu? AK Parti her zamanki gibi zora başvurdu, şiddete başvurdu, tütüncülere gözaltı yaptı ve tütün üreticilerini tutuklayarak cezaevine gönderdi. Değerli milletvekilleri, tütün üreticileri haklıydı. Adıyaman ve sarmalık tütününün yetiştirildiği bütün illere baktığımızda şu gördüğünüz sarmalık tütün insanların ekmeği. İnsanların ekmeği. Dolayısıyla sizin bu ekmeğe getirmiş olduğunuz 3 yıllık hapis tabii ki insanlarda ciddi bir infiale sebebiyet verdi ve insanlar kendi ekmeğine sahip çıkmak adına, onuruna sahip çıkmak adına alanlara çıktılar, meydanlara çıktılar. Bu insanların ekmeğine hapis getirmek vicdansızlıktır, hukuksuzluktur. Türkiye'de bütün siyasetini milli ve yerli üzerine inşa eden bir AK Parti iktidarı 2017 yılında getirdiği kanunla bu toprakların, bu vatanın bir parçası olan sarmalık tütün ticaretine 3 yıl hapis getirdi. Bu 3 yıllık hapisi ben bir hukukçu olarak, bir Adıyamanlı olarak kabul etmiyorum ve bu 3 yıl hapis cezasının yerli tütün için Türkiye'deki bir mevzuatta yer almasını anlamak mümkün değil. Bir an evvel Türkiye'deki bu milli ve yerli tütüne getirmiş olduğunuz bu hapis cezasını tamamen ortadan kaldıracak çalışmaları yapmak zorundasınız. Bu ayıptan bu ülkeyi kurtarın. Siz bu ayıbı tütüne ve tütüncüye siz yaşattınız. Değerli arkadaşlar, komisyon görüşmelerinde özellikle komisyondaki AK Parti milletvekilleri şunu söyledi. 2017'de biz sarmalık tütün için kooperatifler yolunu açtık. Vergide indirim yaptık. Dolayısıyla artık bu saatten sonra tütün ticaretinde hapis olması normaldir dediler. Ve bu 3 yıllık hapisi savundular. Değerli arkadaşlar, siz bu vergi indirimini, siz bu tesisleşmedeki yapmış olduğunuz düzenlemeleri sadece yerli tütün üreticileri için yapmadınız ki. Sarmalık tütünle ilgili şu anda Türkiye'de değerli milletvekilleri tamı tamına 18 tane uluslararası şirket yetki almış, bakanlıktan bu yetkiyi alarak çalışmalarına başlamış. Bakınız, bunların arasında Philip Morris, GT, British American başta olmak üzere uluslararası şirketler bu vergi indirimden faydalanmak için hemen harekete geçtiler, piyasayı ele geçirdiler. Zaten Türkiye'deki sarmalık piyasada, sigara piyasası da, tütün piyasası kimin elinde? Bu uluslararası tekellerin elinde. Sizin getirmiş olduğunuz, üreticiye dayattığınız çözüm, çözüm değildir. Sarmalık tütüne ilişkin çıkarmış olduğunuz kooperatifler yönetmeliği ölü doğdu. Değerli arkadaşlar, bakınız size bir fotoğraf göstereceğim. Bakınız, işte AK Parti'nin sarmalık tütün için, sarmalık tütün üreticileri için getirmiş olduğu çözüm önerisi bu işte. Bir tarafta 150 kiloluk bir boksör, uluslararası tekeller, karteller, bir taraftan yerli Adıyaman tütüncüsünün kurmuş olduğu 1 metre boyunda 50 kilo ağırlığındaki bir boksör. Şimdi bunları siz aynı ringe çıkarmışsınız. Ahmet Bey, aynı ringe çıkarmışsınız ve diyorsunuz ki bakınız biz çözüm getirdik. Ya kooperatifleri getirdik. Üretici kooperatifini kursun, yoluna devam etsin. Nasıl devam edecek arkadaşlar? Bu maçın sonucu zaten belli. Kuralı kim koymuş? Karteller koymuş. Uluslararası şirketler koymuş. Siz Sayın Komisyon Başkanı, siz bu maçtan yerli tütün üreticisinin galip çıkacağına inanıyor musunuz? Bu nasıl bir akıl? Bu nasıl bir mantık? Değerli arkadaşlar, eğer iktidar olarak gerçekten bu sorunu çözmek istiyorsanız sarmalık tütüne ilişkin yönetmeliği ayrıca düzenleyeceksiniz. Sarmalık tütün üreticilerini koruyacak
hukuk mekanizmalarını geliştireceksiniz ve onlara özel bir vergi sistemi getirmeniz lazım. Tek başına içim özelliğine sahip şu tütün, şu tütün bir dünya markası. Bakın dünyanın hiçbir yerinde yaprakları direkt olarak kıyılıp içilebilen başka bir tütün yok. Türkiye'de bu var. Peki bu Türkiye'de Adıyaman'da, Malatya'da yetişen bu kıymetli ürünü korumak adına tamı tamına 20 yıldır iktidarsınız. Hep konuştunuz, masal anlattınız. Yapacağız, edeceğiz. Gün geldi çattı, tütüncü cezaevinde. Tütün yasak. Ne yapıyorsunuz? 6 ay uzatalım. Tamam 6 ay uzatalım da bu 6 ay sonra ne olacak? Bu 6 ay sonra şu fotoğraftaki yerli tütün üreticisinin kuracağı kooperatif bu devlerle yarışamaz. Bunlar Türkiye'nin tek elini yuttular, tek elini. Devletin tek elini yutan bir sigara şirketleri, Adıyaman tütün üreticisinin kuracağı kooperatifler bunlarla nasıl yarışacak arkadaşlar? Hepimizin bu işe samimiyetle yaklaşması lazım. Özellikle iktidarın bu işe samimiyetle yaklaşması lazım. Buyurun. Çözüm için bu işe üreticiye yol vermek zorundasınız. Siz üreticiyi 3 yıl hapisle terbiye ederek bu işi çözemezsiniz. Bakınız siz Adıyaman'da tütüncünün ahını aldınız, ahını. Onların bedduasını aldınız. Şu anda o insanlar bayram arafesinde ekmeklerine sahip çıktıkları için cezaevindeler. Hiç mi vicdanı sızlamıyor? Siz madem uzatacaktınız 1 Temmuz'dan önce niye getirmediniz bu yasayı? İnsanlar cezaevine girsin, yollara dökülsün, insanlar mağdur olsun. Onun için mi beklediniz? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir vicdan? Hepinizi, özellikle İktidar Partisi'ni bu konuda samimiyete davet ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun çözümü için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Biz her zaman tütüncünün yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sesi olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz sizin getirmiş olduğunuz bu 3 yıllık hapis cezasının kanunu yırtıp çöpe atacağız. Tarihin çöpe...